Efendim, tarihin arka odasına devam ediyoruz. Malum konumuz Osmanlı'da darbeler, ihtilaller, askeri hareketler. Erhan Bey Yavuz'u devirdi, genç Osman'ı devirdi. Lale devirdi, sallattı da. Yavuz devirdi. Babasını devirdi. Genç Osman devirdi. Lale devirdi, devirmek üzere ama kısa bir musiki fasılası verelim. Enteresan bir parça çalacağım sizlere efendim. Münir Bey okuyor, Münir Nurettin. Hep böyle dar bir asker falan derken Selahaddin-i Eyyubi filminden, 1940'larda çevrilen Selahaddin-i Eyyubi filminden az bilinen bir parçayı dinleyeceğiz. Münir Bey'in sesinden Atlılar Marşı. Beste Saadettin Kaynak. Korayla okuyor ve dinleyeceksiniz şimdi. Borularla, fanfarla, borularla giriyor. Nedense bu konserlerde çalınıyor mu bilmiyorum, ben dinlemedim, rastlamadım. Efendim şu Atlılar Marşı'nı bir dinleyelim, ondan sonra Lale Devri 3. Ahmet'e indireceğiz. Efendim, Münir Bey'i dinledik. Selahaddin Eyyubi filminin Saadettin Kaynağı ait olan bestelerinden birini okudu. Parçalarından birini okudu. Atlılar Marşı. 1940'lı yıllardan kalma. Türk yapımı değil mi film? Türk. Ama bu filmler yok. Yok galiba, değil mi? Çünkü bir yangından bahsedilir. Ben film şeyini pek bilmem. Film tarihini. Çoğunun yandığı söyleniyor. O İpek film deposu galiba yanmış. Yazık olmuştu bunlar. Belki bir yerlerde bir kopyası vardır. Çünkü tuhaf da Türkiye'de arada bir hiç olmayan bir şey yok. Çıkar. Kayboldu falan denen bir şey çıkıyor. Efendim, Lale Devri'ni sona erdiren 3. Ahmet Devri'ni sona erdiren patronu Halil ayaklanmasından bahsediyoruz. Bir seyircimiz, patronu Arnavutça zalim demektir.
patron haliyle Arnavutlu zalimliyle yün salmıştır. Hala patron kelimesi de buradan gelmektedir, zalim demektir. Yok, alakası yok. Yani Latinceden gidiyor efendim, hiç alakası yoktu. Patrona şudur. Bizde yanlış bir bilgi var. Bu bilgi kirliliği çerçevesinde. Şimdi Beyazıt'tan Laleli'ye doğru inerken hamamını biliyor musun patron? Kütüphanenin yanındaki. Eski kütüphane binası. Kütüphanenin yanında. Hala kütüphane açık mı orada? İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi. Hayır, orası değil. Orası değil. Ha, yeni bina diyorsun. Ha, yeni binanın yanında. Hayır, ben yeni binayı bilmiyorum. Eskisini biliyorum. Yeni binayı. Eski arkada. Tamam. Şimdi Beyazıt'tan, İstanbul'da Beyazıt'tan Laleli'ye doğru inerken aşağıya sağda kubbeli bir yapı görürsünüz. Orada patronu Halil hamamı denir. Ve patronu Halil'in hamam tellakı olduğu söylenir. Ki Arnavutlar o dönem çoğu hamamlarda çalışmış. Alakası yok. Yanlış işte o. Ha, öyle mi? Yanlış. Efendim patrona amiral gemisi demektir. Yani donanmada amiral gemi. Kaptan Paşa'nın yani şu andaki Deniz Kuvvetleri Komutanı veyahut üçüncü gemi. Üçüncü gemi. Yani kapudane, riyale, patrona. Üçüncü gemi. O geminin ismidir. Patrona Halil bu patrona gemisindeki gemisinde Levent olan kişi demektir. İsim oradan geliyor. Yani bunun dellaklıkla alakası yok. Pardon. Yalnız şeyden sonra askerlikten sonra, Levent'likten sonra hamamda çalıştığı söyleniyor. Asıl tellallık yapmış. Yani şey, bu mezatlarda mal alıp satanlar var ya, tellalla tellak karışıyor. Yani kapalı çarşıda falan bu şeymiş. Yani bu mal alan satanlara aracı falan yıkarmış. Sultan Abi zamanında falan da patron almamı diye geçer. Hayır, o çalışmasının yanı sıra muhtemelen orası isyanda da planların vesairenin yapılması kullanılmış da olabilir. Onu söylüyorlar. Ha, yani o fakat patrona Halil Arnavut. Arnavut'tur, tamam. Arnavut. Ama kelime ama patrona sözü zalim o falan değil. Askeri olduğu Levent olarak görev yaptığı gemiyle alakalı bir söz. Yani şey, bir söz değil. Ne tellaklık, ne tellallık, ne zalimlik, ne Arnavutluk. Bunda hiç alakası yok. Levent, adam asker. Şunu aydınlatabilir misiniz? Çünkü ben patrona Halil'in hamam vesaire bu hikayeleri duydum ama dediğiniz gibi asker sonuçta ve şey... Koramire hatta deniliyor şeyde patron adı. Hayır, patron Halil değil. Çalıştığı gemi. Geminin kumandanı amiral. Evet, ama titri Koramiral deniliyor. Ya şimdi bugünkü gemi... Ya bugün şeyine... Uyanlarsınız, bilmiyorum evet, öyle neye denk gelir. Neyse, ama bu Arnavutların hamamda çalışması o dönemde yani pek çok milletin değişik işlere konsantre olduğu söyleniyor. Dolayısıyla benim duyduğum özellikle 1670'lerde, 80'lerde, 90'larda Arnavutların çoğunlukla hamamlarda çalıştığı. Ya bunu diyordum ben. O çalışıyor onda. O var. Hatta şey var. Çünkü basıyorlar sonra çoğu 2000-3000 tane Arnavut öldürüyorlar isyandan sonra. Atatürk kitaplarında bir yazma var. Patrona isyanından sonra bütün hamamları fişlemişler. Evet. Yani bizim tarihimizde fişleme eskidir. Her şeyi fişlerler. Hangi hamamda kim çalışıyor? Arnavut mu? Başka milletten mi? Onu yazmışlar. Çünkü onun sebebi şu. Patrona Halil, bana bir şey yaparsanız Arnavutlar İstanbul'u perişan ederler diyor. Bunun üzerine devlet patronu Halil'i öldürdükten sonra, yani şimdi orada istersen bir kronolojik gidelim. Evet, baştan başlıyor. Yani şimdi patronu Halil 28 Eylül 1730'da Kapalı Çarşı'da. Saat kaçtı? Saatini bilmiyoruz o kadar. Şeyler alıyor yanına 30 kadar adamını. Kapalı Çarşı'ya giriyor. Şeriat isteriz. İşte o da klasik şeydir biliyorsun. Evet. O dönemin Osmanlı'daki darbenin lafı da odur. Şeriat isteriz diye yola çıkarlar. Yani isteyenin şeriat vesairesi yok. Mesele yöneticileri değiştirmek. Evet. Ve çevresine bir kalabalık toplanıyor. O dönemde ordu, padişah ve sadrazam Üsküdar'da olduğu için o dönemde Üsküdar aslında İstanbul uzak bir yer. Yani günümüzdeki gibi değil. Hatta İstanbul değil orası. Değil tabii. Mesela adam Üsküdar'a kadı